Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün size yine çok güzel bir iğne oyası modeli tarif edeceğim. Şöyle arkadaşlar iğne oyası modelimiz. Bu tek daha çok güzel çıkmış. Bu modelimizin ismi e, tavus kuşu modeli arkadaşlar. Kahverengi bir tek renk yazmaya e, tonlama yapılarak yapılmış. E, bu tavus kuşu modelinin arkadaşlar ben hani tavus kuşunun kanatları açıldığında böyle e, nazar boncuğu gibi oluyor ya o yüzden bu kirpikleri rengarenk yaptım <laughs> sizler için. Evet. Demin söylediğim gibi arkadaşlar ben de böyle rengarenk tavus kuşu madem tavus kuşunun böyle kanatlarının renginden bakın gördüğünüz dallar tavus kuşunun kanadı gibi ismini o şekilde tavus kuşu koymuş arkadaş yine yasa yapan arkadaş ee, bu şekilde arkadaşlar ben de size tığa çevirdim ee, görünüşü rengarenk çok güzel yapıldı da bir o kadar kolay ara suyumuzda bu şekilde arkadaşlar Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar Tığ battılarımızı hazırladık. Her zamanki gibi tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyorum. Biri de tığımın başını dolayıp buraya şöyle 1-2-2-3 iki, iki, seferde aldığım bir trabzan yapıyorum. 5 tane zincir Bakın arasında da 3 tane tığ battı mesafesi bırakıyorum. Ve bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1-2-3-4-5 ve beş zincir Kapatıyorum bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 5 zincir, 5 zincirimi kapattım. Trabzanımın içine 3. kirpiğim Evet. Şimdi 3 tane zincir çekerek yine arkadaşlar tığ battı mesafesi yapacağız. Arasına bu şekilde 3 tane kirpik yaparak başlıyoruz. Şimdi 5 tane tığ battığı için 3 tane de yuvamız için 8 tane toplamda 3'er zincirden tığ battılar hazırlıyoruz. 2 3 4 5 sıkı sıkı çektim zincirimi 7 8 8 tane zincirimi bu şekilde çekiyorum. Bakın arkadaşlar ara mesafesini verdik. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Yine tığ battımın içine sık iğneyle sabitliyorum. 9 tane zincir çekiyorum. 5 6, 7, 8 ve 9. Bir tane tığ battı ortada bırakıp ikincinin içine girip sık iğneyle buraya sabitledim hemen arkadaşlar iki zincir çekerek dönüyoruz bu yuvanın içine şimdi 4 tane dal yapacağız tavus kuşunun kanatlarını yapacağız yani bir defa tığımı doladım yuvanın içine girip bir tane ilmek alıyorum 2 2 2 seferde bir trabzan 3 tane zincir çekiyorum bir defa doluyorum sadece dibindeki diğerlerini üçer defa zincir çekiyorum arkadaşlar bakın Aralıkta aynı oldu. Çünkü ilk altta sık iğne olduğu için tümsek atıyor. Çok büyük oluyor arkadaşlar. 3 zinciri değil 2 zinciri götürüyor. Birinci yuvamız. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Hemen 2, 2 alarak buraya dördüncü zincir halkamı yaptım 6 tane zincir çekiyorum 5 6 ve bakın en son yaptığım yuvaya sık iğne ile bu 6 zinciri kapatıp buraya e, bir tane yuva hazırlıyorum arkadaşlar kirpiklerim için 10 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum 7 8 9 ve 10 10 zincirimi çektim hemen tığ battı ile bakın buraya sık iğne ile Sabitliyorum. Şöyle dibine iki tane zincir çekiyorum. Bakın sağlamı alınca hemen şöyle sağa kaydırdım. Bu ilk dalımız. ilk dalımızı bu şekilde. Bu daldan buraya arkadaşlar dört tane yaptım. Siz beş tane de yapabilirsiniz. Hani ben e, iğne yasına göre daha kalın olduğu için bu şekilde dört tane yaptım. Yoksa iğne yasında beş taneydi. Bakın iki zincirin üzerine bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 şöyle 2 olarak buraya minik bir trabzan yapıyorum diğer yuvaları üçer zincirle yapıyorum bir defa doladım bu yaptığım trabzanımın arasına girip 2 2 olarak aldım yine 3 zincir bir defa doluyorum Hemen son yaptığım trabzana girip şöyle sıkı sıkı bakın arkadaşlar kenarda bombililik olması için sık alıyorum bakın bu sağ taraftaki zincir sayım şey 11'lik olsun diye trabzanları 2 2 sıkı sıkı alıyorum. Tekrar 3 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. Bakın fazla uzatmıyorum ipimi hemen böyle kısa kısa alıyorum ki sağ tarafta bombililik olsun. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Buraya sık iğne ile bakın en son yaptığım trabzanı aralayıp kapattım. 10 tane sıkı zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10. Bu zincirlerin aynı seviyede çekilmesi önemli arkadaşlar. Sıkı sıkı. Daha doğrusu dalların bile büyüklü küçüklü olmaması için zincirlerinin aynı çekilerek yapılması önemli. Evet. Şimdi buraya iki tane daha yapıp burayı dörde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın burası dört tane oldu bu şekilde ve 4 tane olunca hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum biliyorsunuz aşağı meyil etmesin çünkü dönüşte burası zaten tümsekli buraya da bir tümsek bu şekilde yaparak e, işimi aynı seviyede yapıyorum yani dallarım aşağı meyilli değil bir aşağı meyilli bir yukarı meyilli olmaması için dibine bu sık iğneler önemli şimdi arkadaşlar buraya yine aynı ilkinde şurada yaptığımız gibi sağda sol tarafında da 5 tane tığ battı yapacağız şöyle iki şöyle 3 3 zincirimi çektim kıvattımın içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir kıvattımın içine kapatıyorum tekrar 3 zincir tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum bu dördüncü tığ battım tekrar 3 zincir ipimi güzelce esnettim arkadaşlar benim dallarım çok büyük düştü diye eğer yorum yazarsanız bunlar ipi güzelce çektirilmelik yapılan iş Evet 5 tane bu şekilde hazır 5 taneden sonra yine ara suyu yapımına başlıyorum bir defa tığımı dolayıp şöyle bir şöyle iki şöyle üç üç seferde aldığım minik trabzan bu trabzanın içine beşer zincirli üç tane kirpik yapıyorum şöyle dört oldu şöyle beş seksek sıkı sıkı 5 zinciri çekip kirpiğimi kapattım. 5 zincir kapatıyorum ikinci kirpiğimi. 5 zincir kapattım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi 3 tane kirpiği buraya yaptık. 3 zincir. 3 zincirimizi çekip 3 tane tığ battı yapıyoruz. Bu 3 yeşil ara suyu kirpiklerin yerine arkadaşlar bu şekilde ara mesafesi üçer tane kirpik ver, tığ battı veriyoruz. Evet bakın üç tane tığ verdik. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girip bir iki iki. Şöyle arkadaşlar bu trabzanın içine de aynı bu kirpikten yapacağız ve bu şekilde devam edecek bu kirpiklerin yerine rengarenk de koyabilirsiniz arkadaşlar. Tığ battı, sadece tığ battı yapıp ara mesafesini şöyle göstereyim. Bu yaptığımız tığ battıları boş yapıp ara mesafesindekileri üzerine rengarenk dallarda olan kirpikler gibi yapabilirsiniz. Ben fazla cafcaflı böyle olmasın diye sade olsun diye bu şekilde ayarladım. Ama fikir olarak sizlere yine de sunmak istiyorum. Evet şimdi kirpiklerimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk dalımızın üzerine yaptığımız bu 6 zincirden oluşan yuvamızın içine bu mavi rengimizi sık iğne ile sabitliyorum ve buraya 7 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum 7 zincirimi çektim hemen tığ battımın içini sık iğne sabitledim 7 zincir kapatıyorum ikinci kirpik toplamda 5 tane bu şekilde 7 zincirden oluşan kirpiklerimiz oluyor 7 zincirimi çektim şöyle 6 zincirden oluşan yeşil yuvaya sık iğne ile sabitledim yine 7 zincir sık iğne ile sabitledim tekrar 7 zincir yuvanın içine bu şekilde doldurdum. Şöyle dibine de bir tane zincirimi çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet, kirpiğimiz hazır. Hemen iplerimi yakayım. Bunları da arkadaşlar sırasıyla dolduracağız. Evet arkadaşlar. Tavus kuşumuzun kanatlarını hazırladık. Bakın şu ortada şöyle boş bir yuvamız var. Oraya da 3 tane 7'şer zincirden kirpik yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 kapatıyorum buraya sık iğne ile 7 zincirimi sabitleyip bir tane kirpik yaptık. Yine 7 zincir. 4 5 6 ve 7 kapatıyorum ikinci kirpiğim. Yine sık iğne ile e şey sıkı sıkı 7 tane zincir çekiyorum sabitledim buraya hemen dibinde de bir tane zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar bitmiş hali bakın bu şekilde oluyor böyle rengarenk çıtı pıtı çok güzel bir tabus kuşumuz oluyor arkadaşlar şöyle ikisini bir arada göstereyim gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar yapımı da kolay. Bakın kirpiklerden oluşuyor. Kanatların uçları da bu şekilde. Bu renk sıralamasını öylesine ben iplere göre yaptım akşam arkadaşlar. Siz böyle zevkinize uygun hangi rengi seviyorsanız o şekilde böyle tavus kuşu kanatlarını rengarenk yapabilirsiniz. Evet. modelin bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.